Çok teşekkürler geldiğiniz için. Biraz heyecanlıyım ve de bu çok deneysel bir konuşma olacak. O yüzden lütfen araya girin, çok hızlı gidiyorsam söyleyin. Ama yeterince açmadım diye düşünüyorsanız küçük bir işareti yapın bana. Öncelikle İzle çok teşekkür ederim. Sergiyi yapan Baş'a hem çok tebrik ederim hem çok teşekkür ederim. Süreyya galiba burada değil ama ona da kitap için teşekkürler. Bu konuşma şuradan yola çıktı. İlk başta kitaba bir yazı yazmak için Başak ve Süreyya beni davet ettiler. Ve o zaman kafamda Altan Gülman'ı biraz daha Türk sanat tarihinin içine yerleştirebilir miyiz? Ve asker olmak, asker olup ressam olmak ve militer imgeyle uğraşmak üzerine neler denebilir diye düşündüm. Burada bir tane Margaret resmiyle başlıyorum. Çünkü Altan Gülman üzerine şimdiye kadar yazılan bir sürü metinde birçok sanattan başka figürle karşılaştırmalar yapıldı. Bunlardan bir tanesi de Margaret ve onun resimleri. Benimki tamamen spekülatif bir başka yaklaşım olacak. Onların hiçbirini reddeden bir yaklaşım değil, tam tersi. Bir de böyle bakabilir miyiz ve Altan Gülman eğer yaşıyor olsaydı ne tür sanat pratiklerinin parçası olurdu şimdi güncel sanat yapan figürler düşünülürse diye kendime sorarak başladım. Çok fazla Altan Gülman tanıtmasına girmeyeceğim çünkü çok müthiş bir kitap var. Yukarıda da neredeyse bütün işlerinden oluşan bir sergi var. Sadece şunu söyleyebilirim. Altan Gülman Güzel Sanatlar Akademisi'ndeyken tamamen o zamanın gençlerinin dalgasına kapılıp o da soyut dışa vurumcu resimler yapıyor. Onların hiçbirini sergide görmüyoruz çünkü bir yerde de görmüyoruz aslında hiçbir yerde. Çünkü onu aslında kendi pratiğinin parçası olarak kabul etmiyor. Anladığım kadarıyla sergide zaten buna saygı göstererek o pratiği tamamen gösterdikleri işlerin dışında bırakıyorlar. Ondan sonra 1963 yılında askerliğini bitirdikten sonra ve askerliğinin de tam darbe sırasında başladığını 1960'ta ve 63'e kadar Ankara'daki Milli Savunma Bakanlığı'nda yaptığını söyleyeyim. Bunu da aklımızda tutalım diye söylüyorum. Böyle konuşmada birkaç şey hep böyle aklımızda tutup geri döneceğimiz şeyler olacak. Ondan sonra 63-66 yılları arasında Paris'te. Ve Paris'te büyük bir dönüşüm geçiriyor. Ve o zamana kadar yaptığı soyut dışa vurumcu resimlerden çok farklı şeyler ortaya koymaya başlıyor. Sergi de o tarihte başlıyor. Orada yaptığı işler ve sketchbook ve sonra o sketchbook'tan Türkiye'ye döndüğünde realize ettiği bir sürü resim ve sonra resim sonrası daha üç boyutlu işlere de kariyerin tam sonunda ölmeden önce geçişine dair de işler yine sergide var. Altan Gürman'ın Paris'te olduğu dönem aynı zamanda Amerika'nın Vietnam'da savaşta olduğu bir dönem. O yüzden de ve atom bombasının ve İşte bu soğuk savaş gerilimlerinin başladığı ve yeni bir atom bombası atılacak mı endişesinin çok ele tutulur bir şekilde hissedildiği bir dönem. O yüzden de bu işini koydum. Bu Little Man mı? Öyle bir atom bombası. Little Boy diye bir isim var. Sağ tarafta onu görüyorsunuz. Sol tarafta da Altan Gürman'ın yaptığı erken bir kolaj var. Buna geri döneceğiz. Altan Gürman'la neredeyse aynı jenerasyondan olan Bruce Conner'ı bu iş benim çok aklıma getiriyor. Ondan size küçük bir klip göstermek istiyorum. Çünkü Bruce Conner'la şöyle bir yakınlıkları da var. Bruce Conner'ın yaptığı bu film, birazdan size ondan bir klip göstereceğim. 1946'da Amerika'nın yaptığı bir atom bombası testi. Bikini adaları, hatta Bikini de ismini zaten bu testten sonra alıyor. Yaptığı testte çekilen görüntüleri kullanarak 76'da ürettiği bir video işi. Ve Altan Gürman gibi Bruce Conner da çok uzun süre unutuluyor ve ondan sonra çok yakın zamanda tekrar
gündeme gelen ve özellikle bu filmi yakın zamanda işte Whitney Biennale'inde gösterildi, restore edildi. Çok çok etkileyici bir film. O yüzden size ondan da ufak bir klip göstermek istiyorum. Bu test yapıldığında dünyadaki selüloid filmin yarısı burada kullanıldı diye bir rivayet var. Doğru mu bilmiyorum. Ama bence yani Başak'ın buradaki metninde de söylediği gibi hem Bruce Conner'ın bu işinin şu an tekrar gösteriliyor olması, hem Altan Gürman'ın sergisinin şimdi yapılıyor olması ve bize çok bugün yapılmış şeyler gibi gelmesi de bazı işlerin ne kadar güncelliklerini koruduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Bu 38 dakikalık bir videodan sadece ben size böyle küçük bir bölüm göstermek istedim. Şu anda tekrar bir nükleer savaş ihtimali de varken. Ama benim aslında Altan Gürman'ın resimlerine ve sanatsal pratiğine bakarken özellikle paralellik kurduğum sanatçı Harun Faruki. Bu konuşmanın başlığındaki operasyonel imge kavramını ortaya atan da Harun Faruki'nin kendisi. Operasyonel görüntüden kastettiği şey bunu kariyerin daha sonrasındaki video filmlerinde ortaya attığı bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Ve üstüne çok gittiği bir kavram. Operasyonel görüntü tasvir veya temsil etmeyen, eğlendirme veya bilgilendirme değil. Onun aksine izleyen, gezinen, etkinleştiren, denetleyen, kontrol eden, görselleştiren, tespit eden ve tanımlayan görüntüler. Yani sanat amacıyla üretilmiş, eğlence amacıyla üretilmiş, eğitim amacıyla üretilmiş görüntüler değil. Tam tersi bir operasyonun parçası olarak kullanılan görüntüler. Burada gene Başak'la Emre'nin kurduğu bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Altan Gürman sergisinin tam yanında aslında Harun Faruki'nin bir videosu var. Onu gördüyseniz biraz oradan da örnek verebilirim. O videoda Lille şehrinin transportasyon haritasına hem tepeden kuş bakışı haritalama görüntülerini gösteriyor hem de bir yandan işte şehir altına iniyor ve boruların geçtiği yerleri görüyorsunuz. İşte sokakları izleyen video kameraları görüyorsunuz ya da o trenlerin geçişini takip eden bir operasyon odasında insanların o görüntüleri sürekli takip ettiğini görüyorsunuz. Operasyonel imgeden kastettiği tam da bu tip görüntüler. Yani video surveillance dediğimiz ya da harita, kuş bakışı ya da diyagram gibi estetikten farklı fonksiyonu olan görüntülerden bahsediyor. Ben de aslında Altan Gürman'ın resimlerini bu operasyonel imge kavramı içinde görebileceğini düşünüyorum. Çünkü bence resimlerinde gösterdiği askeri göz, Canan Beykal'ın da yazdığı, Altan Gürman'la ilgili çok kapsamlı bir yazıda bahsettiği, onun görünürlerine manzara diyemeyeceğimizi ama tabya sanatı diyebileceğimizi söylüyor. Tam da operasyonel imgeyle o tabya sanatı kavramı arasında bir bağlantı olduğunu düşündüğüm için Harun Faruki ile eşleştirebiliyorum Altan Gürman'ı. Altan Gürman'ın tam Türkiye'ye döndüğü, Paris'ten geldiği ve ilk solo sergisini açtığı 1969 yılında da Harun Faruki bir video yapıyor. Ondan da size küçük bir bölüm göstereceğim. O da o sırada Vietnam Savaşı ve Vietnam Savaşı'nın etkileri onun görselini kullanmadan nasıl anlatılabilir ile uğraşıyor. Yani bu yüzden de hem Altan Gürman hem Harun Faruki'nin aslında benzer endişeleri olduğunu da düşünüyorum. Savaş hem fenomenolojik olarak bizim bedenimiz üzerinde nasıl bir etkis bırakıyor hem de diğer yandan askeri görüş şekli imgeleri nasıl etkiliyor, hem nasıl şekillendiriyor hem de biz militarizme dair olan biteni sanatçı olarak nasıl anlatabiliriz gibi ikisinin de bir
ortak endişesi olduğunu düşünüyorum. Bu filmin devamında, bu da çok uzun bir film, bu Napalm'ın nasıl bir endüstrinin parçası olarak geliştiğini ve aslında onun içinde yer alan bir sürü bilim adamının da onu da bilmeden ne kadar aktif bir rol oynadığını işte, anlatan çok uzun ve güzel bir film ve izlemesi zor. Dediğim gibi bu gösterdiğim film 1969'dan, yani Harun Faruki daha bu operasyonel imge kavramını geliştirmeden önce yaptığı bir film. Konuşmanın biraz ilerleyen bölümlerinde operasyonel imge ile tam olarak angaje olduğu birkaç örnek daha vereceğim size, o zaman biraz daha yerleşir diye umuyorum. Bu operasyonel imge kavramına geçmeden ya da bunu tam olarak güncel sanat örnekleri üzerinden açıklamadan önce daha eskiye dönmek istiyorum. Eskiden operasyonel imge kavramı yokken de operasyonel imgeler kullanıyor muyduk ve bunlar bizim şimdiki görsel üretimimizi etkiliyor olabilir mi diye düşündüğümde Türkiye sanat tarihinden aklıma ya da Osmanlı sanat tarihinden aklıma gelen örneklerden bir tanesi. Bundan yazımda da bahsediyorum. Matrakçı Nasuh. Matrakçı Nasuh bir Yeniçeri ve Sultan Süleyman'la beraber onun bir sürü askeri seferine katılıyor. Ve Osmanlı minyatürünü de zaten diğer minyatürlerden ayıran şeylerden bir tanesi güncel olayları belgeleyen minyatürler olmaları. Bunu da söyleyen ben değilim, Günsel Randa. Orada da atıfta bulunmadan geçmeyeyim. Bu yan yana koyduğum tabii ki imge tamamen spekülatif bir benzetme. Ama bir yandan da askeri bakışın aslında yüzyıllar içinde tekrar edilen bir bakış olduğunu belki de göstermek için benim için güçlü bir eşleştirme diye düşündüğüm için paylaştım. Tabii aslında Matrakçı Nasuh'un yaptığı şey de bir çeşit haritalama. Bu minyatürlerin devamında gittiği seferlerde işte Osmanlı ordusunun girdiği kasabalar, şehirler, oradaki işte şehir duvarı varsa o duvarlar falan gibi bütün bir daha ele geçirilmesi gerektiğinde aslında orduya ipucu verecek harita, bir çeşit haritalama yapıyor. O yüzden de ben aslında en başından haritaların ilk operasyonel imgeler olarak da düşünebileceğini hayal ettim. Çünkü aslında haritalarda imgenin araç olarak kullanıldığı bir örnek. Bu gösterdiğim Mercator'un haritası 1569'dan, yani aslında biraz önce baktığımız görselle yakın, aynı yüzyıldan bir harita. Mercator'u operasyonel imgeye örnek olarak düşünmemin sebebi, Mercator aslında bir küre üreticisi. Yani dünya küreleri yapan biri, haritacı değil. Ama bu dünya kürelerini yaparken o zaman denizciler için büyük bir problem olan navigasyon ve navige ederken rota düzeltme endişesine çok basit bir çözüm buluyor. Çünkü o küreye kapladığı dünya haritasını dümdüz açtığı zaman bir belli bir grid üzerinde bunun temsil edilebileceğini ve tabii böyle açtığı zaman, düzleştirdiği zaman, yani üç resimde olduğu gibi üç boyutlu olan bir şeyi iki boyuta aktardığınızda tabii ki belli bilgiler değişiyor ve onları gözün iki boyutta algılayabileceği şekle getirirken distortion diyebileceğim şeyler oluyor. Yani aslında Mercator'un haritasında da hiçbir ölçek tam olarak doğru değil. Ekvator çizgisinin geçtiği yerdeki her şey ölçeğe uygun ama kuzeye ve güneye gittiğiniz zaman işte Grönland'ın çok fazla büyük olduğu falan gibi gerçeği iki boyuta aktardığınız zaman bazı şeylerden vazgeçtiğinizi
de gösteren bir şey. Bir yandan da bu ızgara sistemin, yani grid üzerinden iki boyutta temsil üretmenin neden olduğu hem askeri hem temsile dair problemler ortaya çıkarttığının da bence çok güzel bir örneği. Çünkü Mercator'un bu haritası daha sonra denizciler tarafından kullanılmaya başlanıyor. Çünkü pusulayla dümdüz bir çizgi, hiç course correction, rota değiştirmeden dümdüz o çizgiyi izleyerek denizde bir yerlere varabiliyorlar. O yüzden de Mercator'un haritası çok çok önemli bir harita haline geliyor. Ve 1500'lerde yapıldığını düşünürseniz de sömürgecilik tarihini aklınıza getirin. O yüzden de aslında ne kadar askeri fethetmeyle imgenin arasında ne kadar aslında güçlü bir bağ olduğunu bence Mercator haritası çok ciddi bir şekilde gösteriyor. Mercator haritasına da geri döneceğiz. Onu da lütfen aklınızda tutun. Bir tane de ızgara örneği vermek istiyorum. O da gene 16. yüzyıldan Dürer'in çizim makinesi. Bu kendi kullandığı çizim makinesini aynı zamanda da bir gravürde gösteriyor. Tabii ki 3 boyutlu perspektifi yüzeye indiren ilk kişi Dürer değil. Ondan önce Alberti bundan bahsediyor ama bunu böyle sistematik bir hale getiren ve grid düzenini uygulayan kişi Dürer. Buradan da sadece çok ufak bir bağlantıyla aslında Rönesans sanatçılarının da çoğunun bir yandan da askeri kimlikleri olan kişiler olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Bu gösterdiğim Michelangelo'nun Floransa kenti için, yani kendi yaşadığı Floransa kenti için dışarıdan gelecek ordulara karşı zaten olan duvarlarının güçlendirilmesi için yaptığı çizimlerden bir tanesi. Bu da bence iki bakımdan önemli. Çünkü yaptığı çizimde gösterdiği geliştirme şeyleri, önerileri sadece duvarları güçlendirmek için değil, aynı zamanda o duvarların üstünde konumlanan askerlerin görüş açılarını arttırmak için bu şekli almış bir fortifikasyon öneriyor. O yüzden de bu göz bakma ve kurulan açı ve önünüze getirdiği şeyi düşündüğünüzde aslında sanatçıların bakış açısının da askeri bakış açısıyla ne kadar örtüştüğünü ve onun için kullanılabilir olduğunu gösterdiği için bu örneği seviyorum. Bir taraftan da Altan Gürman'daki modern resim olgusu. Çünkü Altan Gürman genelde burada yazılan lokal tarihlerde modern sanatın bittiği ve güncel sanatın başladığı kişi olarak gösteriliyor. Bir çeşit köşe figürü olarak ve bir sürü güncel sanat tarihi de bu yüzden Altan Gürman'dan başlatılıyor. Ben buna karşı değilim ama bir yandan da aslında Altan Gürman'ın belli bir süre giden geleneğin parçası olduğunu ve o geleneğin çok farkında olduğunu, o rolü de bazen kabullenip bazen kullanıp eleştirdiğini düşünüyorum. Burada verdiğim örnek de şey, Ahmet Ragıp, Yıldız Sarayı'ndan manzara, 19. yüzyıl sonu. Bunu yapan da bir asker ressam. Bu Yıldız Sarayı resimlerinin çoğunda aslında ressamın adı da bilinmiyor. Bu örnek, hani ben formal olarak böyle bir karşılaştırma yapabildiğim için özellikle bu örneği seçtim ama aslında bu resimlerin çoğu kulları olarak imzalanan resimler ve Yıldız Sarayı'na asılmak üzere padişaha takdim edilen resimler. Çünkü aslında Osmanlı'da asker ressamların perspektifle testi bu resimler diyebiliriz. Çünkü bu resimlerin hiçbiri gerçekten manzaraya bakılarak yapılmış resimler değiller. Hepsi fotoğraflardan. Yani zaten iki boyutlu bir yüzeye indirilmiş fotoğraf haline gelmiş manzaranın resimleri. O yüzden de çok yakından incelemeye başladığınız zaman
Bu hiperreal görüntü işte normalde işte Rönesans'tan beri gelen perspektifte işte bu gökyüzünün arkaya doğru gitmesi ve mavinin giderek koyulaşması ve mora çalması gerekiyor bir derinlik hissi verdiği için. Çünkü gözümüz aslında öyle çalışıyor. Ya da su üstündeki yansımayı hiçbir zaman bu kadar net göremiyoruz. O yüzden aslında bu resimlere çok uzun süre bakıldığında çok garip resimler olduğu ve giderek baktıkça garipleştiğini düşünüyorum ve bana kalırsa bunlardaki düzlük Altan Gürman resimlerindeki düzlükle çok benzer bir hiper düzlük diyebileceğim şey. Ve ben Altan Gürman'ın Osmanlı ve Türkiye kısa resim tarihinde halledilen konuların çok farkında olduğunu ve bazen de kimliksel rolü olarak da onlara çok benzediğinin farkında olduğunu düşünüyorum. Bunu çok çok yeni buldum. Resim Heykel Müzesi'nde çalışmanın bir avantajı olarak Hoca Ali Rıza'nın defterlerine bakma şansım var ve orada Hoca Ali Rıza'nın da perspektifle kendi sınavını verdiğini görüyoruz. Bunu sadece son anda çok hoşuma gittiği için ekledim. Ama bu işte geç Osmanlı, erken Türk Cumhuriyeti ressamlarının perspektifle olan sorunlu ilişkisi bu resim üzerinden sanat tarihinde çok konuşulmuştur. Bu Şekerahmet Paşa'nın Talim Yapan Erler adlı yağlı boyası. Bununla ilgili İngiliz John Berger'ın bir okuması var. Daha sonra çok karşı çıkıldı. John Berger diyor ki yani Şekerahmet Paşa gibi Fransa'da eğitim görmüş. Bu biraz önce anlattığım asker ressamlardan değil, gerçekten modelden çalışan ve resmi yerinde öğrenmiş biri. Neden hayatının son dönemindeki resimlerde perspektifi biraz yanlış yapıyor diye bir soru var sanat tarihçilerinin uğraştığı. John Berger de bunu biraz da oryantalist bir okumayla şöyle yorumluyor. Zaten perspektif resminin olduğu bir gelenekten gelmediği ve İslami dekorasyon, yani içinde boyut olmayan geometrik dekorasyon geleneğinden gelen biri kariyerinin sonlarına doğru o öğrendiği perspektif derslerini unutmuş olmalı ki perspektif bir süre sonra resimlerinde tam olarak doğru uygulanmamış gibi bir yorum yapıyor. Buna da aslında Van de Schoof'un bir yanıtı var. O da Osmanlı resmi üzerine çok yazıyor ve diyor ki belki de İslami dekorasyonla Batı tarzı resim arasında bir sentez yapmaya çalışıyordu ve yaptığı şeyler tamamen bilinçli seçimlerdi diyor. Bence bu çok ilginç. Yani hem perspektifi tam olarak hazmedememe ihtimalinin düşünülmesi, hem bunun bir sentez de olabileceğini düşünülmesi. Ben de çok çok farklı bir yerden yaklaşabilir miyiz diye düşündüm ve Şekerahmet Paşa ile Altan Gürman arasında farklı bir bağlantı kurdum buradaki yazımda. Onu da çok küçük söyleyeceğim. Şekerahmet Paşa bir bürokrat ve de saray için resim yapıyor ve saray için resim koleksiyonu yapmakla da görevlendirilen biri. Ve aslında Fransa'da olduğu dönemde en beğendiği ressamlar Courbet ya da işte Fransa, Paris dışındaki ormanları çizen Barbizon ressamları. Ama kendi resimleri hiç o beğendiği resimlerden değil. Ben de bunu biraz bir bürokrat olmasının ve ona verilen görevlerin getirdiği sınırlandırmayla ilişkilendirdim. Ve aslında burada o da bir asker. Ve bu resimde talim yapan erler var. Ve biraz karanlık, siz benim kadar ekranda gördüğüm kadar net göremiyorsunuz ama bir de orada otlayan hayvanları izleyen erler var. Ve ben kendini acaba o otlayanları izleyen ve bu biraz da askeri sorumluluklarını arka planda bırakmış ve oradaki manzarayı aslında keyifle izleyen biri olmayı tercih mi ederdi? Yani burada aslında bir çeşit kendi dilekleriyle bir ilişki mi var gibi gene spekülatif bir
okuma yaptım. Bu da Şekermek Paşa'nın otoportresi. Yanında da Altan Gürman'ın bir kolajı var. Ben ilk baktığımda bu kolajdaki figürün, çünkü aslında Altan Gürman resimlerinde ve kolajlarında hep bir asker figürü, silüeti görüyoruz ama bu kitapta kim bahsediyordu tam hatırlamıyorum ama biz bundan fesli bir figür olarak bahsediyor. Sen. O benim kafamda bir anda çanlar çalmasına sebep oldu ve şey gibi düşündüm, yani bunu Batı sanat tarihiyle halleşmeye çalışan Şekerahmet Paşa'nın silüeti gibi görmeye başladım. Bu da tamamen spekülatif. Çünkü altta gördüğümüz bu şeyde, portrede Angren bir portresi. Buradan şey geçmek istiyorum. Tekrar size şey hatırlatarak, Mercator haritasını düşünün. Onun ızgara sistemini düşünün. Ve bir tane görmediğiniz Altan Gürman göstermek istedim size. Bu da Resim Heykel Müzesi'nde çalışmanın bir avantajı olarak onun koleksiyonunda olan, inşallah tekrar gün yüzüne çıkacağını umduğumuz bir resmi. Envanterde Yağmur olarak kayıtlı. Gerçekten yağmur mu değil mi emin değilim. Ama bu iki görseli arka arkaya koymamın bir sebebi var. O da Altan Gürman resimlerindeki hem perspektif eksikliği hem horizon line, ufuk çizgisi. Ufuk çizgisinin bazen ufuk çizgisi mi yoksa bir kuş bakışı görüntüyle üstten bir kuş bakışı mı olduğu konusunda tam olarak bazen emin olamamamız. Ve aslında bunu da gene askeri bir imge üretimine bağlayacağım. Birinci Dünya Savaşı'nda bu havadan fotoğraf çekme kullanılmaya başlanıyor. Ve nasıl Mercator'un haritası sömürgecilikle... Ups. Bu da aslında tamamen şey oldu, yani tesadüf. Köken'in hoşuna gitmiştir Anzak örneği. Birinci Dünya Savaşı'nda çekilen tepeden, yani hava fotoğraflarından örnekler ararken karşıma bu çıktı. O yüzden özellikle de buraya dair bir şey diye onu kullanmak istedim. Bu şeyi aklınızda tutun, işte Mercator, sömürgecilik, navigasyonda kullanılan ızgara sistemi. Izgara sistemi ve Mercator'un haritası Birinci Dünya Savaşı'nda da çok işe yarayan bir keşif haline geliyor. Ve bu tepeden, yani uçak üzerinden çekilen fotoğrafların nereyi gösterdiğini anlamak üzere de bir ızgaralama sistemi kullanılıyor. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan düşman tarafını ateş etmede gene merminin gittiği yönün düz olarak gitmesi ve amacını bulması için bu sefer Mercator'un haritasının bir gelişmişi, bir Fransız asker tarafından geliştirilen Lambert's Transverse Mercator Projection dedikleri, Türkçesini bilemiyorum. Ve orada da bu işte pusulanın yönünü şaşmadan denizcilerin tam düz gitmesini sağlayan sistemin bir gelişmişi. Size teknik olarak anlatamıyorum çünkü beni aşıyor. Ama iki cephe arasında, yani savaşan iki cephe arasındaki misillerin de düz bir trajektörde gitmesi ve hedefini bulması için Mercator haritasının bir derivatifi kullanılıyor. Ve bu fotoğrafların nereden çekildiklerinin anlaşılıp rekonesans için tekrar kullanılabilmesinde de aynı grid ve haritalama sistemini kullanıyorlar. Burada da Harun Faruki'den yine bir şey kullandım. Çünkü Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ile ilgili olarak da şunu düşünmemiz lazım. Yani insan gözü dünyayı tepeden görmeye alışık değil. Onu analiz etmeye de alışık değil. O yüzden de askerlerin çok yeni bir eğitimden geçmeleri gerekiyor bu uçaktan çekilmiş fotoğrafları yorumlayabilmeleri için.
Ve Harun Faruki'nin bir videosu var. İkinci Dünya Savaşı'nda çekilmiş görüntü, yani gene bu uçaktan çekilmiş rekonesans görüntülerinden bir tanesi. 70'lerde deklasifiye olduktan sonra ortaya çıkıyor ki aslında orada işte yeni yapılan fabrikaları bulmaya çalışırken bu asker uçaklarından bir tanesi Nazi kamplarından bir tanesinin de fotoğrafını çekiyor. Ama fotoğraf okumayı insan gözü o noktada çok iyi bilmediği için ve neye baktığını, neye aradığını tam olarak bilmediği için tamamen gözden kaçıyor. Yani savaşın gidişatını çok değiştirebilecek bir detay aslında görsel olarak belgeleniyor ama kullanılmıyor. Ve 70'lerde CIA'den birisi bunu keşfediyor ve Harun Faruki de bunu anlatan bir videosu var. Size ondan göstermek istiyorum ve onda da Dürer'e benzer bir gridle başlıyor. O da bana çok ilginç geldi. Altan Gülmen'in pratiğinde çok gördüğümüz başka bir özellik de kamuflaj. Ve kamuflaj da aslında Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılmaya başlanan taktiklerden bir tanesi. İlk kamuflaj bölümü Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransız ordusunda hem de bir Fransız akademik ressam tarafından kuruluyor. Yani bence bu ressam ve ordu ilişkileri çok ilginç ve aslında biraz böyle deşmeye başlayınca daha da fazla çıkacağına eminim. Bunlar benim sadece bu konuşmayı hazırlarken tesadüf ettiğim birkaç örnek. Ama baktığımız bir sürü ressamın da aslında askerlik dönemi olduğu ve askerlik döneminde de görselliğe dair bir şeyler yaptığını galiba hep aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu örneği, bu aslında dokunulmamış, burada şey, hazır nesne olarak gösterilen bir iş. Alighieri Boetti'nin, daha sonra Afganistan'da da çok iş yapan, onlar Birinci Dünya Savaşı'ndan bir kamufle kumaş buluyorlar bir bit pazarında ve onu iş olarak gösteriyorlar. Bazı şeyleri sadece bakalım diye koyuyorum. Kamuflajla ilgili çok ilginç başka bir şey de bu dazzle painting ya da dazzle kamuflaj olarak geçen gene Birinci Dünya Savaşı'nda 1917'de kullanılmaya başlayan ve gene bir sanatçının önerisiyle gerçekleştirilen Birinci Dünya Savaşı'nda gemilerin gittiği yönün denizaltılar tarafından algılanamamasını sağlamak için kullanılan bir boyama tekniği ve Birinci Dünya Savaşı'nda görev yapan bir sürü İngiliz vortisist ressamın da görevlendirdiği ve gemileri boyadığını öğrendim bunu araştırırken. Mantığı, yani şunu anlatmak için size şey yaptım. Geminin gittiği yön karşıdan bakıldığında burası gibi gözükürken aslında başka bir yere gidiyor ve o yüzden de misilin rotasını şaşırtabiliyorlar. Ve bu optik aldatmaca daha sonra Op Art'ın da feyz aldığı yer oluyor. Ellsworth Kelly de bir asker ressam. O da İkinci Dünya Savaşı sırasında bir kamuflaj ekibi olarak Ghost Army diye adlandırdıkları bir bölümde çalışıyor. Ve oradan döndükten sonra bu kamuflaj ve kamuflaj bölümünde yaptığı şeyler hem ses hem de görsel kamuflaj üstüne. Daha sonra
Körfez Savaşı'nda da kullanılan bazı sesli şaşırtma taktiklerinin bazılarını da bu Ellsworth Kelly'nin de içinde yer aldığı kamuflaj bölümü tarafından ilk kullanıldığını okudum. Ve daha sonra Ellsworth Kelly'nin başka renkli resimlerinde de gösterdiği başka bir örnek, onu yanımda getirmedim ama onları, yani resimdeki renkleri sese çevirdiğinizde aslında içinde gizli kodlar olduğu ve bunun da neler söylediği, yani mor sayfa bis gibi düşünün ama renk üzerinden ve orada da kamuflaj taktiklerinden ne referans verdiğine dair de sonradan yapılmış bir güncel sanat projesi de var. Bu gerçek bir görüntü. Bu Ellsworth Kelly'nin parçası olduğu kamuflaj ekibinin 2. Dünya Savaşı'ndaki eğitimlerinden bir tanesi. Ve Ellsworth Kelly, Bridget Riley, Victor Vassarelli, bunların hepsi Op Art akımının en bildiğimiz üyeleri. Tarihlere de dikkat ediyorsunuzdur diye düşünüyorum ama işte 51, 63, 59-61, Başak Altan Yunan'ın bu 63 mi? 65. 65. Yani tabii ki bu da spekülatif. Hani şeye emin değilim, Altan Gürman bu resimleri görmüş müydü, görmemiş miydi? Yoksa kamuflajla ayrıca bir savaş taktiği olarak mı ilgileniyordu? Bunların hiçbirini biyografik olarak bilmiyoruz. Benimki tamamen bir görsel dedektiflik diyebilirim. Ve bu aslında kamuflajın bugün de devam ettiği ve gene havadan çekilen fotoğraflarda, bunlar işte drone da olabilir, Google Earth de olabilir, başka şeyler de olabilir. Onlara da hala kullanıldığı ve hayatımızın parçası olmaya devam ettiğine dair işler yapan sanatçılardan bir tanesi de Hito Steyerl. Ondan da size ufak bir bölüm göstermek istiyorum. Bu videonun esinde nasıl görünmez olunur? Bunun da arkasına göstermek istediğim bir tane daha video var. O da Harun Faruki'ye geri dönüyoruz ve aslında bugün de bu virtual reality, VR tekniklerinin ne kadar askeri eğitimlerde kullanıldıklarına dair bir videosu var ve onda Amerikan askerlerinin Afganistan'a gitmeden önce trainingleri sırasında bir çeşit video oyunu oynayarak aslında hazırlandıklarını gösteriyor ve kesinlikle bunları operasyonel imge diyebiliriz diye düşünüyorum. Diğer bir detay da burada kullanılan bu kartografik simülasyonda kullandıkları sistemin, yani şimdi bizim hepimizin de aslında telefonda kullanılan GPS sistemi size en başta gösterdiğim Mercator haritasını kullanıyor hala. Yani tabii ki geliştirilmiş versiyonunu ama aynı prensibi kullanmaya devam ediyoruz. Mercator haritası, sonra 1. Dünya Savaşı'nda bahsettiğim konik hali ve ondan sonra da NATO'nun kullanmaya başladığı ve ondan sonra GPS'e, Google Maps'e ve bugün işte kendi kendini kullanan şoförsüz arabalarda da kullanılan teknolojinin hepsinin başlangıç noktası bu size gösterdiğim ızgaralı Mercator haritası. Bir de bu Harun Faruki'nin ortaya attığı operasyonel imge kavramını tamamen bir sonraki noktaya götüren ve iyice alarm çanlarının çalmasını sağlayan sanatçılar var. Bunlardan bir tanesi Trevor Paglen. O da şundan bahsediyor. Artık bu imgeler, operasyonel imge, insan gözünün görebileceği bir imge olmaktan çıktı ve sadece 1 ve 0'dan oluşan algoritmik imgelere dönüştü ve sadece bilgisayarların okuyabileceği data setler halinde varlar. O yüzden bu yukarıdaki Harun Faruki filminde işte Lille şehrinin haritasına bakan hala insanlar var. Yani arada bir insan öğesi var. Gene de o imgeleri yorumlaması gereken ve müdahalede
araya girebilecek bir insan varken bugün işte AI ve işte kendi kendine öğreten bilgisayarlar yüzünden imgeyle sonuç arasında bir insan interfeysinin kalmadığından bahsediyor. Bir çeşit felaket habercisi gibi ama şu anda bu gerçekten böyle. Bir de buna benzer yaptığı birkaç tane daha iş var. O da operasyonel imge üreten ve gizlenmiş yerleri fotoğrafla belgelemek. Telefotografi diye bir teknik kullanıyor ve insan gözünün göremeyeceği aslında uzaydaki nesneleri fotoğraflamak için kullanılan bir teknolojiyi bu tür imgeler üreten data center'ların üstüne çeviriyor ve çok gizli ve işte çöllerde ya da büyük nasıl diyeyim askeri bölgelerde olan yerleri bu telefotografiyi kullanarak görünür hale getiriyor. İşlerinden bir tanesi bu. Diğeri de tabii şimdi bu havadan izleyen ya da işte sokaklarda izleyen kameraların çoğu bir yandan da bizi bir data seti olarak kullanıyorlar. Ya da internet alışkanlıklarımızı bir data seti olarak kullanıyorlar. Bu diğer gördüğünüz iş de genelde müzelerde gösterdiği bir iş. Otonomik kübü. Bu da bizim data haline gelmemizi önlemek üzere olduğu yani kurulduğu yerde internetteki işte bu şimdi bildiğimiz cookies, bütün hareketlerimizi takip eden onları tamamen elimine eden ve internette yaptığınız aramaların hiçbir şekilde bilgiye dönüşmesini engelleyen bir sistem. Bunu galerilere ve müzelere kuruyor ve orada interneti kullandığınızda siz bir data haline gelmemiş oluyorsunuz. Buna başka bir örnek de bu Megapixels projesi. Bu da işte bizim kullandığımız Facebook, Instagram gibi fotoğraf yüklenen her türlü sistemin ne zaman başka bir sistem tarafından kullanıldığı ve senin yüz hatlarının işte suçluları bulmak için ya da alışkanlıklarını takip etmek için kullanıldığı yerleri tespit edip bu konuda bir indeks oluşturan bir web sitesi. Bu da bir sanatçının projesi. Bir tane de ters örnek vermek istedim. O da aslında bu izleme mekanizmalarının her zaman kötüye ve bu işte militer endüstriyel kompleks tarafından kullanıldığı değil, tam tersine bir örnek olsun diye. Onun için de forensic architecture örneğini vermek istedim. Onlar da karanlıkta kalan şüpheli durumlar için işte genelde İsrail ilk çıkış noktaları İsrail-Filistin arasında yaşanan işte mesela bir küçük yaşanmış bir ateşlemede bir çocuk ölüyor ama İsrail ordusu onun askerlerinden çıkmadığını iddia ediyor o merminin. Forensic architecture bütün orayı alabildiği bütün haritalama GPS işte orada ses kaydı yapmış ya da oradan fotoğraf çekmiş herkesin datasını crowdsource ederek olayı tekrar yaratıyor ve o yarattığı olay üzerine işte merminin geldiği yönü saptıyor ve gerçekten o konumda işte İsrailli bir asker mi vardı yoksa işte Filistinli biri mi vardı ve kimin silahından o mermi çıkmış olabilir hesaplıyor. Hatta bunu çok yakın zamanda Tahir Elçi içinde kullandılar ve bunu sadece sanat olarak yapmıyorlar. Aynı zamanda da bunu uluslararası mahkemelere de kanıt olarak sunuyorlar ve bu grupta yani forensic architecture'ın içinde çalışan hem data analistler var, mimarlar var, ses uzmanları var. O yüzden hani biraz daha gene çok pozitif olmamakla beraber bu askeri ve bilimsel taktiklerin daha iyi bir şey için kullanıldığı bir örnekle bitirmek istedim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.